ateşle beraber süngü hücumuna kalkılacak ve düşman sağ tarafından vurulacaktır. Çarpışma ölene kadardır. Bugüne Kut Bayramı namını veriyorum. Ordumun her ferdi, her sene bu günü tesit ederken şehitlerimize Yasinler, Tebarekeler, Fatihalar okusunlar. Şu edamız hayati ulviyatta, semavatta, kızıl kanlarla uçuşurken gazilerimiz de gelecekteki zaferlerimize gözcü olsunlar. Mirli Vahalil, 6. Ordu Komutanı, 29 Nisan 1916, Bağdat. Babil'in, Ninova'nın mirasçısı, Mezopotamya'nın merkezi, Fırat'la Dicle'nin düğün yeri, Irak. Binbir Gece masallarının şehri, Darus Selam, yani barışın ve adaletin şehri adıyla kurulmuş olan kadim kent. Bağdat. O Bağdat ki şairin diliyle Kerbela şehitlerinin kanıdır harcı, Harun Reşit barışı, İmam Azam adaleti, Cüneyd'in gözleri, Geylani'nin gönlü, Fuzuli'nin günü, Leyli ve Mecnun nefesi ve Hallacı Mansur'un kanıyla besli. Dördüncü Murat'ın fethiyle beraber Osmanlı'nın en önemli eyaletlerinden biri olan 20. yüzyılın başlarına kadar bir Osmanlı kenti olan şiirin, ticaretin ve sanatın iç içe geçtiği görkemli şehir. Bugüne uzanan Bağdat'ın trajedisi 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı'nın elinden çıkışıyla başlar. 1. Dünya Savaşı'nda Irak cephesi, İngilizlerin Basra'yı işgaliyle açıldı. Hindistan yolunun güvenliği için Kızıldeniz ve Basra Körfezi'ni kontrol etmek isteyen İngilizler, Almanların açık denizlere ineceği korkusuyla bu işgali başlatmıştı. Savaş yıllarında petrolün önemi ve sanayideki kullanım teknolojisinin gelişmesine paralel olarak İngiliz yönetimi içinde siyasi kanat, bölgenin işgalini sadece Hint yolu için değil, taşıdığı bu yeni zenginliğe el koyabilmek için de gerekli görmekteydi. Irak'ın işgali bu nedenle, 1. Dünya Savaşı ve sonrasında emperyalist paylaşım mücadelesinin ekonomik maksatlarındaki önemli değişiminde sahnesi olmuştur. İşte bu kanlı sahnenin ilk perdesi, İngilizlerin Ekim 1914'te Bahreyn'i, Kasım 1914'te Fao Yarımadası'nı işgal edip, ardından Bağdat'a bağlı önemli bir liman kenti olan Basra'yı ele geçirdikleri gün açılmıştır. Orta Doğu için karanlık ve kanlı bir geleceğin başlangıcıdır bu işgal. Basra'nın işgali ve İngilizlerin Bağdat'a yaklaşması, İstanbul'da Babali yönetimi üzerinde bomba tesiri yapar. Çünkü Bağdat, askeri önemi bir yana İstanbul'un yakın doğudaki kardeşidir. Bunun üzerine Enver Paşa, Trablus'ta beraber çalıştığı ve Batı Trakya'da örgütçülüğünü ispat eden Teşkilat-ı Mahsusa kurucularından Süleyman Askeri Bey'i göreve çağırdı. Aralık 1914'te Basra'yı geri almak amacıyla cephe komutanlığına atanan Süleyman Askeri Bey, aşiretlerden ve gönüllülerden yararlanarak topladığı kuvvetle İngilizlere taarruz eder.
Irak'taki birliklere ek olarak gönüllülerden oluşan taburun adı, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'e izafeten Osmancık taburudur. Süleyman Askeri Bey, birlikleriyle beraber önce İran'ın Evhas kasabasına girerek düşmanın faydalanmasını önlemek için petrol boru hattını tahrip ettirdi. Ocak 1915 tarihinde Osmancık taburu Dicle kıyısında keşif yapan İngiliz birlikleriyle karşılaştı. Çıkan çatışmada Süleyman Askeri Bey ayağından yaralandı. Süleyman Askeri bu keşif birliğinin asıl birlikler olduğuna kanaat getirerek Basra'nın geri alınmasına karar verdi. Bu karar bir kahramanlık trajedisinin başlamasına neden olacaktı. Dicle kıyısında karşılaştığı İngiliz keşif birliğini asıl kuvvet sanan Süleyman Askeri Bey, aldığı yara nedeniyle sedyede olduğu halde 9000 kişilik bir gücün başında Basra'ya doğru ilerlemeye başlar. Nisan 1915 günü Şuaybe civarındaki Bercisiye adlı bu ormanın etrafında İngilizlerle karşılaşırlar ve çatışma başlar. Süleyman Askeri Bey savaşı sedyede yönetmekte, adeta sedyede savaşmaktadır. Yaşanan muharebe sonucunda Türk tarafı mevcudunun yarısı olan 4500 kayıp verir. Bu çok ağır bir kayıptır. Onurlu bir asker olan Süleyman Askeri Bey, yaşanan bozgunun suçlusu olarak kendini görür. 14 Nisan 1914 günü tabancasıyla başını ateş ederek hayatına son verir. Askerinin naaşı, yardımcısı olan Binbaşı Ali tarafından birliğe duyurulmadan Nahili'ye getirilir. Irak Genel Komutanı olan askerinin cenazesi bir çadır içinde yıkanır ve aynı çadırda büyük bir saygı ve üzüntü içinde gömülür. Dönemin 6. Ordu Komutanı Ali İhsan Sabis Paşa anılarında askerinin şehadetini şöyle anlatır. Süleyman Askeri Bey bu hesapsız cesaretini hayatına kendi eliyle son vermek suretiyle ödemiş ve mesuliyetini bizzat tayin etmiştir. Bu hazin netice şerefli bir askerin takdir edilecek kahramanlık faciasıdır. Kendi hatası yüzünden, görevindeki başarısızlığından dolayı başkalarının hitaplarına katlanmayı şerefine yakıştıramayan namuslu ve şerefli komutan ölmeyi yaşamaya tercih etmiştir. Süleyman Nazif, 1916 tarihli Harp Mecmuası'nın 9. sayısındaki yazısında Süleyman Askeri için şunları yazar. Bazen tek bir adam koca bir orduya ruh olmak itibariyle başlı başına bir ordu olabilir. Bu nadir fakat vakidir. İşte Süleyman Askeri Bey o nadir olan vakkalardan birini gerçekleştirdi. İngilizleri Korina kasabası önünde aylarca tutan kuvvet, Süleyman Askeri Bey'in şahsi pervasızlığı ve yine kendisinin seçmiş olduğu bir avuç kahramandı. Süleyman Askeri, Korina önünde ve gayet vahim surette iki bacağından yaralandı. Fakat kahraman komutanlara yakışacak bir metanetle ta Basra'ya kadar gitti ve şehrin 15 kilometre yakınındaki Şuayibe mevkii müstahkemine taarruz etti. Süleyman Askeri Bey'ce maksat hasıl olmuş, durdurulamayacağı ve yenilemeyeceği zannolunan düşmanın tevkifi, tehdit ve hatta mağlup olabileceği imkanı fiilen gösterilmiş idi. Süleyman Askeri, vatanı için vatanından başka her şeyini isteyerek ve gülerek feda etmiş bir Osmanlıydı. İngiliz ajanı Arabistanlı Lawrence, Süleyman Askeri'nin şehadetini öğrendiğinde Mekke'de Şerif Hüseyin'in yanında yakında başlatacağı isyanın planlarını hazırlıyordu. Lawrence, Bilgeliğin Yedi Direği adlı eserinde Süleyman Askeri'nin ölümüyle ilgili şöyle der. Osmanlı Türkleri içinde devletlerinin hayat ve varlığının kritik bir safhaya girdiğini hissedenler yok değildi. Ben çölde görev yaptığım sırada ve hiç ümit edilmeyen yer ve şartlarda bunlara rastladım. Onlar devletlerinin mevcudiyetini devam ettirebilmek için fevkalade fedakarlıklara ihtiyaç olduğunu hissetmenin bilinciyle her şeyi yapmışlardır. İmparatorluğu oluşturan unsurlarsa her ne pahasına olursa olsun ayrılık davasındaydılar. İntihar ettiği haberi bize geldiği zaman Mekke'de Şerif Hüseyin'in sarayındaydım.
Hüseyin Paşa bana, bunlar böyle ölmesini de bilirler dedi. Basra'nın işgalinden sonra Türk kuvvetleri Basra'yı tekrar almak, İngilizlerse Bağdat'ı ele geçirmek amacıyla Irak'taki kuvvetlerin sayısını artırmaya başladı. Bu bölgedeki Türk kuvvetlerinin başında Nurettin Paşa bulunuyordu. İngiliz kuvvetlerine ise General Townshend komuta ediyordu. Tarihler 22 Kasım 1915'i gösterirken İngilizler Bağdat'ın güneyinde bulunan Selman-ı Pak'ta savunma için bekleyen Türk kuvvetlerine bir taarruz harekatı başlatır. Bu emsali ancak Çanakkale'de görülen şiddette bir saldırıdır. Ancak 45. Tümen'in başında cephe komutanı Albay Nurettin Bey ile aynı rütbede olan Enver Paşa'nın amcası Halil Bey vardı. İngilizlerin cephe hattını yarma yolundaki çabası başarıya ulaşmak üzereydi. Albay Halil, ihtiyat kuvveti olarak beklettiği 5 taburuna şu emri verdi. Ateşle beraber süngü hücumuna kalkılacak ve düşman sağ tarafından vurulacaktır. Çarpışma ölene kadardır. 5 taburun dalga dalga saldırısı İngilizleri şaşırtır. Ağır kayıplar verirler ve Kutül Amare'ye çekilirler. Türk kuvvetleri Kutül Amare'yi kuşatır. Kut kuşatmasının tüm yetkisi Albay Halil Bey'e verilir. Albay Halil Bey 5 ay sürecek kuşatma boyunca İngilizlere nefes bile aldırmaz. Bir defasında General Almer komutasındaki 2 tümen 21 Ocak 1916 günü sabahı Dicle Nehri'nden gambotlarında destek atışları altında Türk birliğine saldırır. Halil Bey'in de elinde silahı en ön safta çarpıştığı bu savaşta İngilizler yaklaşık 8000 ölü verip geri çekilir. 10 Mart 1916'da Halil Bey, General Townshend'e bir mektup yazarak teslim olmalarını ister. Ancak bu mektuptan bir gün sonra İngilizler yine hücuma kalkar. Bu da Türkler tarafından geri püskürtülür. 14 Nisan'da bu sefer İngiliz generali Goring, Türk cephesini önden yarmak için taarruza geçer. Ancak bu taarruzda binlerce İngiliz'in ölümüyle sonuçlanır. General Townshend, çaresiz durumundan kurtulmak için en iyi bildiği yöntemi kullanmaya karar verir. Halil Paşa'ya 1 milyon İngiliz sterlini rüşvet teklif eder. Halil Paşa şöyle cevaplar. Bu teklifi başka şartlar altında yapsaydın, sana cevabım silahımdan çıkan kurşun olacaktı. O gece Kut'tan büyük infilak sesleri duyulur. İngiliz General Townshend tüm cephanesini imha ettirmektedir. Patlamalar kesilince Halil Paşa alay komutanı Albay Nazmi'ye şehre girmesini emreder ve Kut'taki İngiliz güçleri teslim olur. Bir süre sonra Halil Paşa da şehre girip İngiliz komutanın makamına çıkar. General silahıyla kılıcını masasının üzerine koymuştur. General Townshend anılarında Halil Paşa'nın şu konuşmasını kaydeder. General, uzun zaman şan ve şerefle taşıdığınız silahlarınız yine sahibine aittir. Onları alınız. Üzülmeyiniz. Plevne kumandanı Gazi Osman Paşa ne muamele gördüyse siz de aynını göreceksiniz. Halil Paşa, İngilizlerin Irak'taki Osmanlı esirlerini binbir eziyetlerle Hindistan'a götürdüklerini bilmekte ve General Townshend'e bu şekilde davranarak adeta insanlık dersi vermektedir. Tarihe Kutül Amare zaferi olarak geçen ve yaklaşık 5 ay süren kuşatmanın ardından 13 general, 481 subay ve 13.300 İngiliz askeri esir alınmıştı. İngilizler 40.000 kayıp verirken Türk askeri 25.000 şehit vermişti. Halil Paşa, Kut zaferi üzerine 29 Nisan 1916 tarihli günlük ordu emrinde şu tarihi notları düşüyordu. Arslanlar, bugün Türklere şeref-ü şan, İngilizlere kara meydan olan şu kızgın toprağın müşemmez semasında şühedamızın ruhları Şadühan'dan pervaz ederken ben de hepinizin pak alınlarından öperek cümlenizi tebrik ediyorum. Bize 200 seneden beri
Tarihimizde okunmayan bir vakayı kaydettiren Cenab-ı Allah'a hamdü şükür eylerim. Allah'ın azametine bakınız ki 1500 senelik İngiliz devletinin tarihine bu vakayı ilk defa yazdıran Türk süngüsü oldu. 2 senedir devam eden Cihan Harbi böyle parlak bir vaka daha göstermemiştir. İşte Türk sebatının İngiliz inadını kırdığı birinci vakayı Çanakkale'de, ikinci vakayı burada görüyoruz. Bugüne Kut Bayramı namını veriyorum. Ordumun her ferdi, her sene bugünü tesit ederken, şehitlerimize Yasinler, Tebarekeler, Fatihalar okusunlar. Şühedamız hayati ulviyatta, semavatta, kızıl kanlarla uçuşurken, gazilerimiz de gelecekteki zaferlerimize gözcü olsunlar. Kut bizim için, yani Osmanlı tarihi açısından büyük bir zaferle taçlanacaktı. O zaman Orta Doğu'ya sahip çıkmak isteyen düşmanın iki çıkış gayreti vardı. Bunlardan bir tanesi Mısır üzerinde Filistin yoluyla Osmanlı'ya nihai darbeyi vurmak veya Basra'dan çıkarak Kut'a gelip oradan Irak kanalıyla Osmanlı'yı Anadolu'da sıkıştırmak idi. Burada görüyoruz ki Kut'a gönderilen General Townsend'in komutasındaki birlik, müttefik birliği büyük bir başarısızlıkla karşılaşacaktır. Halil Paşa kendisini esir alacaktır ve bir süre Büyükada'da misafir edilmeye mecbur bırakılacaktır. Bu İngiltere açısından, İngiliz askeri tarih yazımı açısından büyük bir hezimet olarak değerlendirilmektedir. Çanakkale neyse batıda, doğuda da Kut aynı ölçüde bir zaferdi. Birinci Dünya Savaşı'nda Irak cephesi, Kut'ul Amare zaferi gibi bir destanın yanında ölümsüz dostlukların, yiğitlik hikayelerinin, nice kahramanların unutulmayacak öyküleriyle de doludur. Süleyman Askeri Bey, Halil Paşa ve daha binlerce isimsiz kahraman askerin yanında tarih içinde özel bir yeri olan kahramanlar da vardı. Bunlardan biri Şeyhlerin Şeyhi lakaplı Uceymi Sadun Paşa'ydı. Uceymi Sadun Paşa bütün Arap Yarımadası'nda, özellikle Irak'ta asalet, cesaret ve servetleriyle ün salmış büyük bir Arap ailesinin oğluydu. İngilizler Türklere ihaneti karşılığında ona Irak krallığını teklif etmiş ama Şeyh Uceymi bu teklifi sert bir şekilde reddetmekle kalmamış, savaş boyunca Irak cephesinde, savaştan sonra da Urfa'da milli mücadeleye katılarak işgalciler için yaman bir düşman olmuştu. İngilizler kendilerine ağır kayıplar verdiren Uceymi Paşa'yı cezalandırmak için Ankara hükümetinden ister. Ancak Mustafa Kemal Paşa kendisini İngilizlere vermez. Atatürk, Cumhuriyet kurulduktan sonra Uceymi Paşa'yı unutmaz. Kendisi ve akrabaları için Şanlıurfa'da 14 köyün bağışlanmasını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden ister. Teklif kabul edilir. Uceymi Paşa'nın akrabalarından çoğu Irak'a geri dönünce, Paşa kendisine ve yanında kalan akrabalarına bir köyün yeteceğini söyler. Bu köy Germüş köyüdür. Uceymi Paşa Urfa'da evlenir. Kızı Mübine ve oğulları İsa ve Abbas bu evlilikten doğar. Soyadı kanunundan sonra Sümer soyadını alır. Uceymi Sadun Paşa'nın Germüş köyünde yaşayan oğlu İsa Sümer, babasını şöyle anlatıyor. Babamın asıl ismi Raşit, Sadun Paşa'nın oğludur. Babası, yani dedem hayattayken İngilizlerin oraya, Arap Yarımadası'na girmesiyle birlikte bunlarla olan mücadelelerinden, o dönemde de işte Osmanlılardan dedemden sonra paşalık fermanı almış. Osmanlı bayrağıyla orada Osmanlı'nın muhafızlığını yapmışlar. Ta ki Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda Osmanlılar orada
yenilince Türkiye'ye çekilme mecbur edilmişler. Şu anda da bütün şeyimiz, soyumuz, sopumuz, yani amcaoğullarımız, yeğenlerimiz, ailemizin tamamı orada. Sadece babam Türkiye'ye gelip yerleşmiş. Atatürk'ün de Halep'te olduğu dönemde Atatürk'le tanışıyorlar. Ondan sonra işte bu savaşlarla, Birinci Dünya Savaşı, arkasından Kurtuluş Savaşı, savaşa savaşa ta işte kendi toprakları olan Nasriye'den ta buralara kadar geliyorlar. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra da burası bize Atatürk tarafından heyeti vekile kararıyla bu arazi ve bu çiftlik bize babama hediye ediliyor ve ikametimiz burası. Uceymiz Hadun Paşa, Irak'ın bir ucundan öbür ucuna at koşturuyor, İngilizlerin ileri karakollarına düzenlediği baskınlar Irak'ın her yerinde ses getiriyordu. Uceymi'nin direnişi karşısında İngilizler ünlü casusları Lawrence'ı devreye soktular. Lawrence, bazı Arap aşiretlere verdiği rüşveti Uceymi'ye de teklif edecekti. Şerif Hüseyin'in oğlu Abdullah'ı Şeyh Uceymi ile irtibat kurması için görevlendirdi. Emir Abdullah, kendisine verilen bu görevi, Uceymi Sadun Paşa'nın böyle bir teklifi kabul etmeyeceğini biliyorum, abes olur diye reddetmek istedi. Ancak babasının ısrarıyla temasa geçti. Uceymi Sadun Paşa, Abdullah'ın gönderdiği elçiye insanlığa ders niteliğinde bir cevap verdi. O hain elime geçmesin. Bir insan sadakati bilmeyebilir. Fakat kendi ihanetini başkasında düşünmesi için bir sebep lazımdır. Ona bir gün böyle bir teklifi bana yapabilme cesaretini nereden bulduğunu soracağım. Uceymi Sadun'a Türklere ihanetinin bedeli olarak Irak Krallığı da teklif edildi. O, bu ahlaksız teklifi de aynı kararlılık ve sertlikle reddetti. Oğlu İsa Sümer, bu rüşvet tekliflerini şöyle anlatıyor. Casus Lawrence'in de hatıralarında mevcut. Dedemin yanına geliyor ve dedeme teklifi İngiliz Kraliyeti adına Türklerle olan savaşımıza karışma. Türkleri biz Irak'tan çıkaralım, Osmanlı yani askeri gücünü. Kayıtsız şartsız Irak Krallığı, zaten Suudi Arabistan, Ürdün Krallığı, Küveyt Emirliği, bir tarihte işte Suriye Krallığı, bu krallıklar bu şekilde İngilizlerin Lawrence'la birlikte oyunlarıyla kurulmuş krallıklardır. Babam bu teklifi kabul etmiyor, ondan sonra Osmanlı güçleriyle birleşerek tam şeyden Basra'dan başlayarak ta Mardin'e kadar savaşarak geri çekiliyorlar. Birlikleriyle Anadolu'ya çekilen Uceymi, Musul'da gördüğü manzara karşısında şok olmuştu. Musul'a İngiliz bayrağı çekilmişti. Babam Uceymi Paşa Musul'a kadar çekildikleri tarihlerde Musul'da ki birliklerde İngiliz bayrağını görünce oradan Atatürk'e bir telgraf yolluyor. Biz buralarda savaş kaybetmedik, niye bu İngiliz bayrağı buralarda asılı diye. Ve orada Atatürk'ten de istediği askeri güç ve asker niyaşesi için gıda yardımı. Buna karşılık Atatürk asker yollayamıyorlar. Tabii o malum, o zaman Türkiye sadece bir Irak cephesinde değil, bütün dört bir taraftan cephelerde savaşıyor. Asker yollayamıyorlar ama bir külliyetli miktarda altın yolluyor Atatürk. Yani askerin niyaşesi için. Mustafa Kemal, Şeyh Uceymi'ye şöyle bir telgraf gönderir. İslam aleminin iki göz bebeği olan Türk ve Arap milletlerinin ayrılması iki tarafta da zafiyetlere sebep oldu. Şanlı bir halde buna karşı el ele vererek hürriyet ve istiklal uğrunda mücadele eylemek bizler için farzdır. Düşmana karşı yapmış olduğunuz mücadelede sizin her zaman destekçiniz olup yanınızdayım. Uceymi Sadun Paşa daha sonra milli mücadele sırasında Urfa'ya kadar gelerek Türk ordusuna kahraman bir yardımcı olarak eşlik eder. Türklere daima bağlı kalan yüreği onu buraya kadar getirirken
Osmanlı'nın son, Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki tüm acı ve sevinçlerimize ortak olur. Ucemi Paşa, İngilizlere karşı verdiği bu büyük mücadeleyle tarihe kaydedildi. Öyle ki İngilizler Ucemi Paşa'yı yıllar sonra bile unutmadılar. Ve 1943'te İkinci Dünya Savaşı sırasında Adana'ya gelen İngiltere Başbakanı Winston Churchill, Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ile görüşmesi sırasında Ucemi Paşa'nın kendilerine teslim edilmesini istemişti. Irak'taki bu gelişmelerden dolayı İngilizlerin babama olan büyük bir kinleri vardı. İkinci Dünya Savaşı sıralarında, yani başında da olabilir, Churchill'in Adana'ya gelip Türkiye Başbakanı'yla, Cumhurbaşkanı'yla görüşmesi esnasında bu Türkiye tekliflerinden birisi de babamın kendilerine teslim edilmesiydi. Çünkü halen babamın Irak'ta kendileri için büyük bir tehlike olacağını, onları orada barındırmayacağını bildiklerinden böyle bir teklifler oldu. Fakat bunu Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri reddettiler, bu teklif. Irak cephesinde Ucemi Sadun Paşa gibi birçok yerli aşiret ve aile İngilizlere karşı Osmanlı safında yer almıştı. Irak halkı savaş boyunca Şii ulema, Sunni alimler, Kürt aşiret beyleri, Arap kabile reisleriyle hemen hemen bir bütün olarak Türklerin safında savaştılar. Irak'taki Şii uleması 1. Dünya Savaşı boyunca İngilizlere karşı Osmanlı Devleti'nin yanında yer aldı. Öte yandan Irak'ın kuzeyinde Teşkilat-ı Mahsusa'dan Hilmi Musallimi liderliğinde Ekrat Piyade Süvari Mücahidini adıyla Kürt Gönüllü Birliği kuruldu. Bu güçler Türklerle birlikte düşmana karşı savaşın sonuna kadar birlikte hareket etti. O dönemde halen de Irak'ta çok yani lafı bile edilmez, Sünni-Şii diye bir ayrım yok. Fakat maalesef bu siyasi oyunlarla böyle bir şey yaratıldı. Bütün bu verdikleri mücadelede babamın güçlerinin büyük bir bölümü Şii, yani bu. Bizim de 1400 senelik aile şeceremizde biz Sünniyiz ama Şiilere emir ve komuta ederek birlikte savaşmışlar. Yani Sünni-Şii diye bir Irak'ta bir öyle bir ayrım olmamış yani. İngilizlere karşı bu direnişler Türk ordusu çekildikten sonra da sürdü. Anadolu'daki milli mücadeleye paralel olarak Irak'ta da İngiliz işgal güçlerine karşı milli mücadele başlatıldı. 1920'de İngiliz işgaline karşı Irak devrimi olarak nitelenen bu mücadelenin önde gelen liderleri ulemaydı. Ayaklanmaya Kürtler ve Türkmenler de büyük destek verdi. Direniş merkezlerinden biri Tel Afer'di. İngilizleri çok zor durumda bırakan direnişte Ankara hükümetinin talimatıyla Teşkilat-ı Mahsusa'dan Özdemir Kod adlı Ali Şefik Bey'in büyük payı vardı. Özdemir Bey'in milisleri hava kuvvetleriyle desteklenen İngilizlere karşı başarılı bir direniş sürdürüyordu. Birçok kasabada kontrolü ele geçirdiler. Özdemir Bey'in Nisan 1923'te İran'a çekilişinden sonra İngilizler Kuzey Irak'ta kontrolü tam olarak ele geçirdi. Ankara hükümeti, Lozan'da görüşmelerin uzayacağı gerekçesiyle bölgeye yapılacak büyük bir askeri harekatı askıya almıştı. Türkiye'nin Musul meselesinin İngiltere ile ikili görüşmelerle çözümlenmesini kabul etmesiyle yeni bir süreç başladı. Musul, Lozan'da çözümlenemedi. 1926'da, deyim yerindeyse, masa başında İngilizler tarafından fiilen el konuldu. Musul'un elden çıkışı, Orta Doğu'daki petrolün kanlı tarihinde ayrı bir sayfa olarak tarihe geçecekti. Öte yandan petrolün yeni güç kaynağı olduğunu fark eden İngiliz siyasetçileri ve sanayicileri ise Orta Doğu'da küçük Arap devletleri kurarak Türkleri bölgeden uzak tutmak istiyordu. İngiliz Dışişleri Bakanı Lord Balfour'un İstanbul'daki İngiliz Yüksek Komiseri Kaltorp'a yazdığı özel talimat mektubunda şu direktifler vardı. Mezopotamya, Suriye ve Arabistan'da tarafımızdan işgal altında bulundurulan ülkelerin Osmanlı egemenliğine yeniden dönmemesi siyasetimizin değişmez bir parçasıdır. Bu nedenle Mısır ve Hindistan'daki Müslüman uyruklarımızın
Türklerin tamamen yenildiklerini anlamalarını özellikle istiyoruz. Bu, İslamlığa, Turancılığa ve genel olarak İslam'ın siyasi gücüne öldürücü bir darbe indirecektir. Sonuçta 20. yüzyılın petrole bağlı yeni güç dengeleri kazandı ve bütün Orta Doğu parçalandı. Ayrılıkçı Arap liderleri, savaş boyunca kendilerine vaat edilen bağımsız büyük Arap devletinin bir kandırmaca olduğunun farkına vardılar. Ama Basra, Bağdat, Musul, Kerkük, Anadolu'dan uzak düşmenin hasretini ve acısını hiç dindiremedi. Süleyman Askeri'nin, Halil Paşa'nın, Uceymi Sadun'un, Özdemir Bey'in Irak'ı ise Dicle ve Fırat'ın Anadolu'dan akıttığı suyla bu hatıraları hala bağrında besliyor. Kut'ta, Amare'de, Şuaybe'de, Telafer'de toprağa düşen şehitlerimiz ise vatan ve onur için ölümsüzlüğe kavuşmanın huzuru içinde yatıyorlar.